Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi selamlıyorum. İktidar partisi ya da iktidar ortaklarından salonda kimse yok. Söylediklerimizi duymak istemiyorlar. Yani ya şeye doğru gidiyorsunuz yani, gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlara doğru. Tabii duymak istemezsiniz çünkü yanlışlarınızı sıralıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün burada sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili bir kanun teklifini görüşüyoruz. Hemen peşinen ifade edeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanun teklifine evet diyoruz, evet diyeceğiz. Fakat bu kanun teklifi büyük eksikliklerle malul değerli arkadaşlarım. Onları da anlatacağım. Ama daha önemli bir şey anlatacağım size. Siz sadece bu kanun teklifi örneğiyle bu ülkenin gerçek beka sorunu olduğunuz, gerçek milli güvenlik sorunu olduğunuzu açık bir şekilde ortaya koyacağım değerli arkadaşlar. Nasıl? Hemen bir cümle ifade edeyim. Bu düzenlemede eşitlik yok, hukuk yok, adalet yok değerli arkadaşlar. Siz keyfi bir şekilde hazırlanmışsınız. Keyfilik bu topraklarda yüzyıllarca tutunmamızı engelleyecek en önemli zaaftır. Beka sorunu ancak ve ancak bu ülkenin yurttaşlarını eşit kılan hukuk devleti ve adalet devletiyle mümkündür. Siz Cumhur İttifakı olarak hukuk devletini, adalet devletini, eşitlik devletini neredeyse ortadan kaldırdınız arkadaşlar. Bu ülkenin tarihi boyunca yaşamış olduğu en büyük beka sorunusunuz. Bunu açık şekilde ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, EYT'ler gerçekten bekliyor. Bu EYT, yani bu bir süre önce kanunlaşan işte zamlarla emekli ve memurlara ek zam ve bu kadro kanunu ile beraber gelmiş olması gerekiyordu, çoktan bunları görüşecektir. Bir yanlış var bu EYT ile ilgili, bunu belirtmek istiyorum. Muhalefetteki bazı arkadaşlar da bu yanlışı yapıyor. 2 milyon kişi işte şu kadar para değil değerli arkadaşlarım. 2,5 milyon insan bugün EYT çıktığı an emekliliği hak ediyor. Ama zamana, yıllara sarıyor olarak bir o kadar daha 2 milyon 250 bin emekli hak ediyor. Bir o kadar da 2,5 milyona yakın insan var. Onlar da emeklilikte yaşına yakınlar ama gününü doldurmayanlar, gününü doldurmayanlar değerli arkadaşlarım. O nedenle bu sanıldığından çok daha büyük bir rakamdır. Bunu bilelim. Değerli arkadaşlarım, bu sözleşmelilerle ilgili bugüne kadar yapılan bekleme, işte tabii taşeron işçilerle, geçici işçilerle ilgili yapılan beklemenin temelinde bu insanlar sadece işte maaş, para filan bunu beklemiyorlar. İş güvencesi bekliyorlar değerli arkadaşlar. Siz iş güvencesini tahrip ettiniz. Şimdi hep suçluyorsunuz ya, işte genel başkanımızı, başka herkesi, Amerika'dan emir aldınız, filan yere gittiniz. Siz dünyaya emir olarak dağıtın. Kim verdiği de çok belli değil ama patronlar veriyor. Neoliberal politikalar dolayısıyla Türkiye'deki iş güvencesi dediğimiz en temel insan hakkını zaten ortadan kaldırmıştınız değerli arkadaşlar. Şimdi kısmen gideriyorsunuz. Şimdi 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B'ye göre sözleşme kabul edilenleri biz kadroya geçiriyoruz. Çünkü öyle dediler teklif sahipleri, iktidar partisi sözcüleri sürekli olarak bunu söylediler. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu tam doğru değil. Bir kısmını, yani bir kısmını, sözleşmenin bir kısmını ne kadar geçiriliyor? 458 bin kişi. Peki ne kadar daha var? Bunu kimse bilmiyor. Geçirdikleri de tam olarak bilmiyorlar. Bize etki değerlendirme dağıttılar değerli arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 kategoride yazmışlar, bunları biz kadroya geçiriyoruz demişler ama nokta nokta kaç kişi olduklarını bilmiyorlar. Geçirmediklerinde kaç kişi olduğunu bilmiyorlar. Yani bunların devletin hafızası da, bu da beka meselesidir. Devletin hafızasını da yok etmişler, bilmiyorlar. Niye böyle olmuş bu değerli arkadaşlarım? Bunun böyle olmasının temelinde
Şimdi devlet memurları kanununun değerli arkadaşlarım dördüncü maddesinde, devlet memurları kanununun dördüncü maddesinde kamu görevini kimlerin göreceğini yazıyor. Der ki kamu hizmeti memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından görülür. Yani ya memur olacak, ya sözleşmeli personel olacak, ya işçi olacak. Şimdi diyorlar ki bunlar, biz diyoruz 250 bin kişi var bize göre. Yuvarlak bir rakam tabii. 250 bin kişi bu şeye alınmadı. Niye bunları geçirmiyorsunuz diyorlar. Bunlar 4B'ye uymuyor. Niye uymuyor? İşçi midir bunlar? Hayır. Peki memur mudur bunlar? Hayır. Sözleşmeli midir? Hayır. Peki siz 650 bin kişiyi korsan olarak mı çalıştırıyorsunuz ya? Siz devleti de devlet olmaktan çıkardınız değerli arkadaşlarım. Biz Muz Cumhuriyeti miyiz arkadaşlar? Şimdi Muz Cumhuriyeti, efendim çadır devleti bu Anadolu'da tutunabilir mi değerli arkadaşlarım? Böyle bir şey var mı? Hukuk olmadıkça çok bağırmak, bu da çok troll şeyidir biliyor musunuz? Esas konuyu başka tarafa saptırmak için troll böyle saçma sapan konuyla ilgisi olmayan laflar sokuşturur. Cemal gibi bir arkadaşımıza, çok değerli akademisyen bir arkadaşa bunu yakıştıramadım. Ama öyle bir şeyin içine düştü ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine, 20 senede maalesef bu güzel insanlar bu hale geldiler, üzgünüm. Şimdi değerli arkadaşlar bu sözleşmeli personel olayı çok istismar edilmiştir. Arizi durumlarda, geçici durumlarda nitelikli elemanların alınması için konulan madde çok farklı bir şekilde kullanılmış. Değişik kanunlara ilave edilmiş, değişik bakanlık kuruluş kanunlarına ilave edilmiş ve bugün sayılarını bilemedikleri kadar fazla sözleşmeli insan olmuş. Bu insanların şimdi bir kısmını kadroya geçiriyorlar. Bu kadroya geçirdikleri şeyde de niye böyle oldu? Ya 657'yi dolanmak, nasıl kamu iktisat, kamu ihale yasasını dolanmak için 100 küsür kere değişiklik yapmışlarsa 657'yi de delmekle hatır, gönül, kendi yakınlarını filan işin içine sok. Geçmişteki iktidarların da burada büyük hatası var. Sözleşmeli maddesine arzi olan bir şeyi genel hale getirmişler. Bu da ayrı bir konu değerli arkadaşlarım. Şimdi bundan önce işçilerle ilgili bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Sayın Genel Başkanımızın ta 2015'te taşeron işçi meselesini gündeme getirmesiyle beraber taşeronların bir kısmını o da problemli bir şekilde kadrolara geçirdiler. Ama şu anda hani işçi, devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçilere yaptırılır ya kamu görevi. Kamu hizmeti veren şu anda 750 bin ve 800 bin arasında işçi var değerli arkadaşlarım. Belediyelerde ve merkezi hükümette. Başka bir şey daha söyleyeyim. Hemhal bu işin halledilmesi lazım. Daha önemli bir şey var. Bu Covid salgınında çok kullanıldı. Biliyorsunuz işten çıkarmalar yasaklandı Covid salgınında. Patronlar neye göre işten çıkardı insanları biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Şu meşhur iş kanununun 25'e 2, kod 29 dediğimiz. İşçileri işten çıkaracaklar, başlarından atacaklar, tazminat vermek istemiyorlar. Gasp ediyorlar haklarını. Yetmiyormuş gibi edepsizler, işçileri hırsız, namussuz, edepsiz ilan ediyorlar. Bu madde böyle bir maddedir değerli arkadaşlar. Ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İşten çıkarmalarda, devlette, belediyelerde, özel sektörde, işten çıkarmalarda bu kod 29 yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hepsi geri dönüyor belki arkadaşlarım ama mahkemeler 3 sene, 4 sene sürüyor ya. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Nasıl vicdanınız var kardeşim ya? Siz nasıl secdeye gidiyorsunuz kardeşim ya? Ben şaşırıyorum. Bunu halledemediniz mi? Bu maddeleri kaldıramadınız mı değerli arkadaşlarım? Defalarca kanun teklifi verdik. Niye bunları halledemiyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Ya arkadaşlar sizin gerçekten adaletiniz falan, Adalet Kalkınma Partisi hikaye adaletiniz. Ya bir tane basit örnek vereyim. Ne güzel yaptınız değil mi? Devlet sanatçıları, müzisyenler, işte akademisyenler, bir sürü insan sözleşmeli midir? O nedir? O da ayrı tartışılabilir yani. Üç şeye de girmiyor. İşçi de değil, memur da. Bunları alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Bakın sözleşmeli personeli tarif ediyor 657. kanun B 4B.
Bir, ikinci maddede diyor ki devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri, İstanbul Belediyesi konservatuvarı sanatçıları. Ya değerli arkadaşlar, İstanbul Belediyesi ya, Atina Belediyesi, Erivan Belediyesi, Tahran Belediyesi değil ki ya. Nasıl bir insansınız siz ya? Nedir beni, ben bunu anlamıyorum yani. Bu da bizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya. İstanbul Belediyesi'nde müzisyenleri kapsamıyor bu. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Nasıl anlatacaksınız? İnsanların yüzüne nasıl bakacaksınız değerli arkadaşlarım ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Kin. Ben dedi dünya Türkiye yüzyılının mimarı karşınızda olacağım inşallah 14 Mayıs'tan sonra filan dedi. Ya dünya mimarı böyle bir şey olur mu? Vatandaşların bir kısmına kin ve nefret duyar mı değerli arkadaşlarım? Böyle bir şey var mı? Bir de diyorsunuz ki biz medeniyet kuruyoruz. Medeniyet mücadelesi. Davamız... Ya değerli arkadaşlarım, elbette yol, su, kanal, tünel, viyadük, havaalanı, bunlar iyi şeylerdir. Ama medeniyet için yeterli değildir arkadaşlar. Medeniyetin temelinde adalet vardır, adalet. Devlet konservatuvarında çalışan bir sanatçıyı kadroya alıp İstanbul Belediyesi'nin konservatuvarında çalışanı almamak, medeniyet almamakla medeniyet kurulamaz. Medeniyetin mesline bile yaklaşamazsınız. Yaklaşamıyorsunuz nitekim. Değerli arkadaşlarım, bakın o kadar çok sayıda insan devlet dışı bırakılıyor ki içeri girenlerin yanında ne kadar, bak size sayayım ben bunları. Mesela ek ders ücretiyle çalışan öğretmenleri almadınız. Mesela usta eğitici dediğimiz kesimi almadınız. Aile ve Sosyal Bakanlığı'nda var bunlar. Halk eğitim merkezlerinde var ve sayıları neredeyse 180 bine yaklaşıyor. Ücretli öğretmen, vekil öğretmen bunlar. Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, belediyelerde ve başka yerlerde almadınız. Diyorlar ki diyor hayır diyor. Peki sözleşmeni aldınız. Bu sözleşmeli ayrı diyor. Doğru, ayrı bir kanunda. Hiç devlet memurları kanunu değil, başka bir kanunda yani. İsmi hiç bununla ilgili olmayan bir kanunla sözleşmeli öğretmen aldınız. İşte doğuya bir yerlere gönderdiniz. 3 sene. Zaten onlar 3 sene sonra kadroya geçiyordu değerli arkadaşlarım. Niye aynı şeyi yapıyor? Bak, imamlara kadro verdiniz, doğru yaptınız. İtiraz etmiyoruz. Sayın Genel Başkanımız gruba da getirmişti bu sorunu. Doğru yaptınız. Peki aynı durumda olan vekil imamlara kadro veriyorsunuz da vekil öğretmenlere niye vermiyorsunuz değerli arkadaşlar? Peki bana birisi çıksın söylesin. Hadi vekil öğretmen ders ücretine göre çalışıyor filan. Peki usta eğiticiler, belediyelerdeki usta eğiticiler, efendim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki usta eğiticiler yıl boyunca çalışıyorlar. Ek derse göre maaşları şey yapılıyor. Peki birisi çıksın, kanun sahibi arkadaşımız burada mı? Tabii duyamadı. Dayanamadı söyleyeceklerimizi hakime, sayın hakimimiz burada. Burada değil. Bu arkada oturuyormuş, buradaymış. Cevap versin şimdi. Bu insanlar hangi kategoriyle çalıştırıyorsunuz? Siz korsan devlet misiniz? Bunlara kamu hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ya da başka dünya vatandaşlarına kamu hizmeti ya memurdur ya sözleşmeli personeldir değerli arkadaşlarım, ya da işçidir. Peki siz bu insanlara, bu on binlerce insanı ne diye çalıştırıyordunuz ya? Siz hukuk uygulamıyor musunuz ya? Devleti korsan devlet haline mi getirdiniz değerli arkadaşlarım? Muz cumhuriyeti haline mi getirdiniz ya? Peki bu insanlara niye bu kadroları vermiyorsunuz? Nasıl anlatacaksınız bu insanlara? Danışmanlarımız değerli arkadaşlarımız, diyoruz ki ya bunların iş güvenceleri falan, herkes söyledi ha, iş güvenceleri hiçbir şeylik alıyorlar, niye bunları vermiyorsunuz şeyleri? Ya dediler ki işte bunlar şöyle böyle filan. Şimdi bakıyorum nasıl çalıştı diye, onlara bakıyorum şimdi. Milletvekiline yardımcı olmak üzere kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunlar bir şey koymuşlar buraya. Sözleşme personel çalıştırması hakkında hükümlerine bağlı olmaksızın her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve bir ilave personel sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ya Allah'tan korkun ya. Sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Peki niye bunlara bu hükümleri uygulamıyorsunuz? Bir söyleyin. Yani bu devlet 100 kişiye 500
500 kişiye adalet veremiyor mu? Bundan dolayı mı ihya olacak? Nedir arkadaşlar? İnat mıdır? Her şeyi biz biliriz. İşte muhalefet söyledi, onun için yapmayacağız bunu. Bunun halbuki muhalefetin söylediği bir sürü işleri yapıyorsunuz ama eksik bir şekilde yapıyorsunuz. Bunlar nedir yani? Birisi gelip bize anlatabilir mi değerli arkadaşlarım? Peki, arkadaşımız da söyledi, sözleşmeli erbaş. Niye bunlara kadro vermiyorsunuz? Bunlar sözleşmeli değil de devamlı olan uzman çavuş ve erlerle aynı işleri yapıyorlar. Uzman er ve erbaş. Sözleşmeli er ve erbaş bunlar. Aynı işleri yapıyorlar. Cephede beraber gidiyorlar. Beraber ölüyorlar. Tabutları beraber geliyor. Yan yana dizip namazlarını kılıyoruz. Siz nasıl bir vicdan taşıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Ben anlamıyorum sizi. Gerçekten size üzülüyorum. Acıyorum size değerli arkadaşlarım. Vallahi acıyorum ya. Bu kadar çelişki, evet sana da acıyorum. Bu kadar çelişki yaşanabilir mi değerli arkadaşlar? Bir şey kalıyor. Siz yalan yapıyorsunuz. Numara çekiyorsunuz millete. Öyle bu kadar açık olan şey örtülebilir mi? Ne kadar bu insanların sayısı, kaç kişi? Niye bir devlet, bir ordu değerli arkadaşlarım, niye savaşa, ölüme gönderdiği insanlara ayrı bir kadro, güvencesi olmayan bir kadro veriyor? Böyle bir şey var mı? Niye bir devlet aynı işi yaptırdığı öğretmenin bir tanesine 3500 lira maaş verip öbürüne 10.000 lira maaş veriyor? Birisi gelsin bunu bana anlatsın, ben özür dileyeyim, anladım diyeyim. Niye bunu yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Devlet olmaya, hukuk devleti olmaya yakışır mı bu? Nasıl bunu içinize sindiriyorsunuz? Anlamıyorum. Ondan sonra herkese saldırın. Herkese saldırın, herkesi düşman ilan edin. Ağzını açanı işte terörist ilan edin, beka filan problemine dahil edin. Bu ülkenin gerçek ve gerçek beka problemi sizsiniz değerli arkadaşlar. Gerçek milli güvenlik problemi sizsiniz siz değerli arkadaşlar. Burada kişilerle bir işim yok, zihniyetlerle, siyasi partilerin kendileriyle konuşuyorum. Yoksa bana kişilerle bir şeyim yok. Şimdi ikinci maddede Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor değerli arkadaşlar. Ya arkadaşlar, bu Cumhurbaşkanı hükümetin yerine geçiyor. Hükümetin yerine geçiyor ama Bakanlar Kurulu yerine geçmez. Bir kişiye her şey havale edilebilir mi değerli arkadaşlar? Son zamanlarda çıkarmış olduğunuz bütün yasalarda şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkilerinden bir kısmını, hatta bayağı hatırı sayılır bir kısmını Cumhurbaşkanı'na devrettiniz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir demokrasi olmaz. Ya bunları söylüyoruz değerli arkadaşlarım. Sizin dinlediğinizi sanmıyorum. Zaten salonda hiç kimse yok. Tarihe geçiyoruz buraya. Kayıtlara geçiyoruz. Yoksa sizin heyetiniz artık gözü olup görmeyen, kulağı olup işitmeyen, vicdanı zaten olmayanlar sınıfına girmiş vaziyettesiniz değerli arkadaşlar. Size kızmıyorum. İnanın ki Allah şahidimdir, acıyorum, üzülüyorum değerli arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Şimdi değerli arkadaşlarım, seçim bugüne kadar neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz değerli arkadaşlar? Ya bu kadar ince hesaplar olur mu? Yani şu EYT'yi şu zamanda çıkarırsak, cebinde sıcak sıcak para varken bilmem ne bana verir. Vermez! Vermeyecek Allah'ın izniyle bu halk. Bu halk her seçimde doğru yapmıştır. Bakın 2003'te sizi iktidara getirmesi doğruydu. Bak muhalefet milletvekili söylüyorum. Size en çok o günde muhalefet eden birisiydim ben. O günde size en çok muhalefet eden birisiydim. Ama aynı millet bugün 14 Mayıs'ta sizi gönderecek. Efendim 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyeceklermiş. Acıyorum, acıyorum. Acıyorum. Yani bu millet sizi tekrar getirmekle söz milletin olacak. Yahu söz milletin olacak da bugüne kadar kimindi bu söz? Yani yahu iktidara denilir söz milletindir ya. Muhalefet mi yaptı bütün bunları? Milletin sözünü gasp eden siz değil misiniz değerli arkadaşlarım ya?
Sizsiniz milletin sözünü gasp eden. Millet bunu mu istiyor? Bu öğretmenler kadro istemiyor mu? Bu Erzurumlular bunları istemiyor mu? Söz milletindir diyecekmiş millet. Tabii. Tabii millet söz milletindir diyecek ve sizin biletinizi kesecek değerli arkadaşlarım. Şu paraları yağdırıyorsunuz ya, şu paraları şimdi bugüne kadar, dünya kadar açık verdiniz. Dünya kadar zaten önümüzdeki bütçede de vereceksiniz. Koydunuz. Bu paraları de değerli arkadaşlarım, zamanında işçilere vermememizin sebebi beşli çete. Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şahsı adına ilk olarak Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba konuşacak. Buyurun Sayın Ağbaba.